Ankara Kahraman Kazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Bir kadın, bir erkek terörist. Kadın teröristler, evet. DHKPC, MLKP veya PKK, yani sonuçta Türkiye'ye tehdit teşkil eden terör örgütler üzerinden. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı. Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizi derinden etkileyen acı bir olayın ardından sizlerle konuşmak istiyorum. Yani bu olayın üstüne konuşacak o kadar çok şey, söylenecek o kadar çok söz, yazılacak o kadar çok başlık var ki hani ne söylersek söyleyelim bu olayın yarattığı acıyı tam anlamıyla ifade edemeyeceğimizin farkındayım. Fakat yine de bir yerden başlamak gerekiyor. Çünkü sesimizi duyurmak, yaşananların farkında olduğumuzu göstermek önemli. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarımı vesaire kapatmıştım. Beni YouTube üzerinden veya diğer yakından takip eden insanlar fark etmiş olmalılar. Instagram başta olmak üzere diğer platformları da uzun bir süre kullanmadım ki YouTube'da bunların başında geliyor. Bu bana gerçekten kısa bir süreliğine iyi geldi. Lakin hepimiz bazen bir nefes almaya ihtiyaç duyuyoruz ve ben de bundan ötürü birkaç gün önce yeniden hesaplarımı açmaya karar verdim. Hani bakayım dedim, ne oluyor, neler oluyor, insanlar ne konuşuyor. Maalesef tam da bu sırada bugün TUSAŞ'a yapılan alçakça terör saldırısı haberiyle karşılaştım. Yani bu hain saldırıda 5 vatandaşımızı kaybettik ve şu anki bilgiye göre de, yani açıklanan sayıya göre de 22 tane yaralımız var. Bu olay hepimizi derinden yaraladı. Konuşurken sinirlendiğim nadir videolardan bir tanesi bu benim için. Yani sürekli böyle bir kendimi sansürleme modunda gidiyorum. Yani bir metin üstünden hiçbir zaman konuşma. Biraz duraksaya gidiyorum. Tabii bunları montajda vesaire halledeceğim ama terör üzerinden beslenen, siyaset yapan, en ufak bir şekilde bu insanlık dışı eylemleri savunan, destekleyen kim varsa Allah bin türlü belasını versin. Yani bu insanlara tahammülümüz yok. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bunu söylemek de o kadar acı ki, yani tekrar başımız sağ olsun demek beni çok etkiliyor, bilmiyorum. Ve yani işi şuna getireceğim. Genel olarak şunu anlamamız gerekiyor. Bu tür olaylar tesadüfi değil. Yani ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var. Kirli ellerin kirli planları mevcut. Bunun bilincinde olmalıyız ve her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Bu tarz olaylar karşısında kayıtsız kalmak, espri yapmak, bu durumları küçümsemek ya da umursamaz davranmak en hafif tabirle kansızlıktır. Bunu açıkça da söyleyeyim. Ayrıyeten de vefasızlıktır yani. Tarihimizin bize, bu ülkenin her bir vatandaşı, her bir genci olarak yüklemiş olduğu sorumluluklar var. Bana ne demek, bu benim sorunum değil demek cehalettir, gaflettir, hatta ihanettir yani. Umursamaz davranamayız. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi en büyük savaş cehalete karşı yapılan savaş. Bizim asıl mücadelemiz içimizdeki cehaletle. Dış düşmanlarla mücadele etmek daha kolay. Ama içimizdeki bu cahil, cühela kesimle ya da umursamaz kesimle baş etmek, mücadele etmek gerçekten en zor olanı. Ya bu sebeple hepimizin bilinçli olması, bilinçli olmamızın yanı sıra milli bilincimizin, milliyetçi damarlarımızın da yüksek olması lazım. Başımıza gelen her türlü olayı, bakın, iyi kötü fark etmeksizin bilinçli bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Yani videonun da başında söylediğim gibi Instagram'a geri döndüğümde takip ettiğim insanların çoğu farklı görüşlerden olmalarına rağmen hani bu hain saldırı karşısında bir araya gelişlerini gördüm ki bu her türlü olayda bizim milletimizin yaptığı, hızlı bir şekilde refleks gösterdiği bir durum. Herkes bu acıyı storylerinde, postlarında paylaşıyor bir şekilde. Bu kahpece saldırıya tepki gösteriyor. Ama acı bir gerçek var ortada. Yani dost acı söyler dediğimiz bir durum da mevcut. Bu tür saldırılar ilk defa olmuyor. Hatırlayın. Yani daha ne kadar zaman geçti üstünden Taksim'deki bombalı saldırıdan. Çözüm süreci öncesinde yaşadığımız, sonrasında yaşadığımız terör olayları. Ya 90'lar keza, pek hatırlamasam da yaşımdan ötürü. Ya bu millet tarih boyunca pek çok hain saldırıya maruz kaldı. Ya ne yazık ki bu saldırılar hala devam ediyor. Ve biz hala insanlarımızı kaybediyoruz. Şehit veriyoruz. Sürekli şehitlik bir insanın bu dünyada, hayatında erişebileceği en yüce mertebedir. Ya bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Ama bu milletin evlatlarına artık şehit vermemesi lazım. Bakın burası da yanlış anlaşılmaya çok müsait. O yüzden açıklama yapıyorum. Yani konu vatansa biz can vermekten korkmayız. Ya burada bahsettiğim şey de vatan için can vermekten korkmak değil. Bizim milletimiz Türk milleti ve biz diğer milletlerle aynı kefeye koyulamayız yani bu konuda. Ayrımcılık ya da ırkçılık yaptığım için söylemiyorum. Tarihi bir gerçeklikten bahsediyorum. Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz vatan sevdamız. Bundan yüzyıllar önce Kurtuluş Savaşı'nda ya da Çanakkale Savaşı'nda 15 yaşındaki çocuklarımız cepheye gidip canlarını verdi. Bu milletin kadınları, gençleri, yaşlıları, yani bu vatan için mücadele, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, onurumuzu savun. Bugün de mevzu vatan olduğunda hiç kimse bizden bir adım geri atmamızı beklemesin. Asla bunu yapmayız. Ki muhtaç olduğumuz kudret de damarlarımızda akan asil kanda mevcut. Diyorum ya, tarihin bize yüklediği bir yükümlülük, bir sorumluluk var. Evet, bu sorumluluk kimilerine ağır geliyor olabilir. Kimileri bunu kaldıramıyor olabilir. Ama ben ve benim gibi kaldırabilecek binlerce, milyonlarca Türk genci var. Konuyu toparlamak gerekirse hani artık şehit vermemeliyiz. Artık ölmemeliyiz. Bizim kayıplarımız olmamalı. Ülkemizi, halkımızı bu hain saldırılardan korumalıyız. Ya düşünsenize, TUSAŞ. TUSAŞ'ı 3 tane terörist, 3 tane bu çocuğu elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Ve vatandaşlarımıza kurşun sıkıyor. Canlı bomba, kendini patlatıyor. Ya gebersin gitsin, şerefsiz. Çevresine zarar veriyor. PKK terör örgütünün mensup oldukları tespit edilmiş. Yani öyle okudum en son internet sitesinde. Ama benim aklımın almadığı kısım bunların bu kadar rahat bir şekilde hareket ediyor olmaları. Yani oraya bu kadar rahat Taksim'in içinden girmelerini yani gerçekten aklım almıyor arkadaşlar. Ya nasıl olur da bu kadar rahat hareket edebilirler? Yani nasıl olur da bu kadar insanın hayatını hiçe sayabilirler? İşte bu konu beni çıldırtıyor. Ya ama içimi bir nebze olsun rahatlatacak bir şey var. Onların, yani o şerefsizlerin, hem saldırıyı yapan hem saldırının arka planında bulunan şerefsizlerin er ya da geç yaptıklarının bedelini ödeyecek olmaları. Ya kimse bu milletin sabrını bu tarz konularda, hele de bu tarz konularda sınamaya kalkmasın, kalkmamalı da. Bunu binlerce kez tecrübe ettiler ama yılmıyorlar. Biz gerekeni yapacağız. Onun yani farkındayım. %100 eminim. Biraz belki uzun, stresli, hararetli bir konuşma yaptım. Son olarak da şeye de değinmek istiyorum. Bu tarz olaylarda sürekli olarak bir sansür ve yayın yasağı getiriliyor. Bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Neden doğru haberlere ulaşmamız engelleniyor? Neden bu ülkede yaşayan insanlar memleketinde neler olup bittiğini öğrenmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda bırakılıyor? Ya niye biz VPN araştırıyoruz sürekli? Ya bu milletin en doğal hakkı yani ülkesindeki gelişmelerden haberdar olmak en doğal hakkı. Gerçekleri öğrenmek hepimizin hakkı. Ya umarım bu konuda da bir gün daha şeffaf bir yapıya kavuşuruz yani. Bu olaylar karşısında sessiz kalmayalım. Hepimizin milli bilinci yüksek, daima sorumluluk duygusunu en küçük yapımıza kadar hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan her olayı dikkatle takip edelim, araştırıp öğrenelim ve sesimizi çıkartalım istiyorum. Beni dinlediğiniz için bu dakikaya kadar teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi tekrar başımız sağ olsun. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bunu o kadar çok kez duydum ki yani haber izlerken, ailemle beraber yaşarken, şu an her eve gittiğimde akşam açtığım haberde. Yani bu o kadar acı bir şey ki yani bunu söylerken gerçekten içim acıyor. Yani Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın derken. Çünkü biz bu cümleyi çok kuruyoruz. Ben artık bu cümlenin kurulmasından da rahatsızım. Yaşamayalım. Yani acı yaşamayalım artık. Sizler de bu konular hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok kötü bir olay yaşadık. Rabbim hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet eylesin. Sizler de kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyeyim.